Açın kapıyı. Kadınlar koğuşu orta avluya ihtimalen. Hadi Ayşe. Hadi inme, çabuk olun, hadi çabuk. Hadi çıkalım. Bırak beni. Hadi gel çıkalım. Defol başımdan. Ayşe, bir de koğuş kremlisi olacaksın. Ben koğuş kremlisi falan değilim. Gariban bir mahkumum ben. İçtimaya, mazaratlık çıkarma gene. Alın şunu dışarı. Üzerime gelirseniz hem size batırırım hem kendime. Zat-ı idamlığım. Kimsenin gözünün yaşına bakmam. Defolun be! Defolun başımdan! Gidin! Canınıza mı susadınız? Gidin diyorum, defolun! Gidin buradan! Defolun! Çıkın dışarı! Defolun! Defolun! Çıkın! Çık! Çıkın dışarı! Çık! Savcılıktan gelen haber senin lehine. Büyük Millet Meclisi idam kararını bozmuş. Mahkemen yeniden görülecekmiş. Yalan! Yalan söylüyorsun! İnanmam sana! Al! İnanmazsan oku. Benim okuma yazma bilmediğimi biliyorsun. Ah be! Okumuş var aramızda. Hem de ona inanırım. Oku bakalım İstanbullu. Affımız mı, mahkumuz? Sana geldiğinde bir hayli iyiliğimiz dokundu. Oku hele. Ama iyi oku. Bu aptala idamdan kurtulduğunu de. Diyeceğine dikkat et. Yalan yanlış bir şey söylersen eğer hücreye attırırım seni. De hadi de. Bir maraza çıkmadan alıp hücreye götürelim. Yeter be! Bir işi başaramadın. Ben sana gösteririm. Anladık katip efendi. Anladık, gider ayak bir de kızın günahını yükleme başıma. Hadi götür artık idam hücresine. İnfazımız yakındır gayrı. Ayşe abla. Bunu Ayşe sana yolladı. Bana rahmet okusun, Fatiha okusun. Yalnız konasın toprak altında dedi. Belki bir gün ben de senin gibi olacağım Ayşe. Tekrar buraya döndüğümde kanunlar beni senin yanına yollayacak. Ben de namusumu, vicdanımı temizleyip bembeyaz gelinliğimle sana geleceğim.